Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere hassasiyet ayarımızı nasıl yapmalıyız? Kendimizi oyunda nasıl geliştirebiliriz? Lazer, joystick ve dürbün ayarlarımız nasıl olmalı? Bununla ilgili detaylı bir anlatım yapacağım size. Şimdi dostlar öncelikle lazer dürbüne gelelim. Yani nişangah ayarı nasıl olmalı? Nokta. Şunlar var ya. Şimdi şu dörtlüyü kullanmanızı pek tavsiye etmem. Ya bu ya bunu kullanın. İkisinden biri. Çünkü bunlar eğimi, hani bu dörtlü çizgiler sizi tamamen yanıltabilir. Hani ateş ederken. Hani nokta daha küçülüyor ya. Bak buradaki nokta daha küçük. Nişangah noktası. Buradaki nokta daha büyük. Veya bir çentik kullanabilirsiniz. Bu zaten çok saçma bir nişangah türü. Şimdi ben size nokta kullanmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da böyle hani renk olarak böyle açık renk tercihiniz olsun. Çünkü mesela yeşil olursa otlar da yeşil olduğu için tamamen sizi etkileyecektir sprey atmanızda. O yüzden bu mavi, mor, kırmızı gibi renkleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar hani haritada daha böyle ayırt edici renkler oldukları için. Şimdi lazer nişangah ayarımız nokta ve mavi de olmalı diyelim. Yani ben bu şekilde kullanıyorum. Holografik filan hepsi mavide ve hepsi nokta olarak kullanıyorum. Şimdi bunu öncelikle yaptık. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi antrenman olarak yani önce zaten hassasiyetinizi tamamen kendiniz keşfedip daha önce zaten kanalda 1-2 gün önceki videoya bakarsanız orada hassasiyet ayarı paylaşımı yaptım. Bu hassasiyet ayarını kendiniz deneyebilirsiniz veya kendiniz daha iyi bir hassasiyet kendinize uyarlayabilirsiniz. Bu hassasiyet ayarını yaptıktan sonra yani hassasiyetle ilgili bir probleminiz olmadığını düşünüyorsanız geldiniz burada sprey antrenmanı yapmaya. Şimdi ufak bir antrenman bu. Tamamen hani şu gövde var ya oyuncuların gövdeleri. Gövdelerini nişan alıyoruz önce. Önce gövdeler nişan alınıyor. Çünkü neden bundan bahsediyorum? Şimdi direkt kafaya ateş edersek, bakın kesiyor direkt, anladın mı? Zaten direkt hani bir insanın kafasını bak bulmamız zor oluyor. Aşağı doğru çekmemiz gerekiyor. Eğer neden bundan bahsettiğimi az sonra daha iyi anlayacaksınız. Eğer ortada tutarsanız eğimi, direkt sprey yaptığınızda yukarı doğru çıkacağı için lazerde özellikle bu sprey konusunda 4'te 3'te de deneyebilirsiniz. 4'te de zaten bakın. Direkt bak. Yani otomatikman ortada sprey atmaya başladığınızda oyuncuya headshot da atıyorsunuz. Bizim spreylerde mesela direkt olay bu. Önce ortaya açıyorsun, sonra yukarı doğru teptiriyorsun. Daha çok tepmeye başladığında işte bakın sprey şöyle yapmaya başladı ya yukarı doğru. O zaman aşağı doğru çekiyorsun. Tekrardan kontrol ediyorsun. Jiroskopun faydasını da burada görüyoruz. Mesela şunu yaptın. Çok fazla ben jiro kullanmadım bakın. Hani şunu yaparken çok fazla jiro kullanmıyorum. Ama şu olduğunda bakın eğiyorum aşağı doğru, anladınız mı? Sprey biraz daha devam ettiği zaman. Yani bir kişiyle karşı karşıya geldiniz. Bir anda mesela şuradan adam çıktı. Direkt 10 mermide adamın işini bitirirsiniz. 6-7 mermide bile bitirebilirsiniz. Eğer refleksiniz sağlamsa şu şekilde yaptınız. Adam mesela buradan çıkacak, tamam mı? Siz geldiniz. Buradan koşuyorsunuz. Refleks atacaksınız. Hop. Direkt. Yani zaten önce şurayı tarıyorum bakın. Sıra bak böyle gitmiş, gördünüz mü? Şu şekilde. Hani yukarı doğru tepme olacaktır. Refleks attığınız zaman zaten hani spreyi kontrol etmeniz biraz daha zorlaşıyor. Çünkü bir anda refleks atıyorsunuz ve o an skopu açıyorsunuz. Bunların hepsi seri gerçekleşen olaylar. Eğer sprey sağlam gidiyorsa zaten spreyiniz sağlamsa direkt reflekste başarılı bir şekilde adamı vurursunuz. Şimdi dediğim gibi önce şu bu antrenmanı yapın mutlaka. Hızlanın hatta sonra. Hızlanacağım şimdi. Ayakta atalım.
Sonra bu skopları kapatıp açın mesela. Kapatıp açarak yapın bunu. Bir daha yapıyorum. Üçüncü olmadı. Dört de çok iyi gitmedi. İkizlere geçmeye başlayın sonra. Sürekli bu antrenmanı yapın. Şimdi bu antrenmanı da yaptınız. Şimdi de biraz daha uzaktan, burası kaç metre şu an mesela? 70 metre. 70 metreden, 70 metreden sprey antrenmanı yapmaya başlayın. Aynı şeyleri 70 metrede tekrarlayın. Metreyi arttırın sürekli yani, anladın mı? Az önce 30-40 metreden yapıyorduk. Şimdi 70 metreden yapıyoruz. Red Dot'ta deneyin bunu. Aslında bakın aşağıdan sıkıyorum, yukarı doğru çıkıyor. Görüyor musunuz mu? Bunu uzakta daha çok fark edebiliyorsunuz. Direkt. Bunu da yaptınız mı? Ondan sonra şuraya gidiyoruz abi. Buraya geldin abi. 3x'e taktın. Az önce yaptığımız bütün her şeyi burada uyguluyoruz. Süre kasmaya çalışmayın. Şu en ileridekine şu şekilde. Yani süre önemli değil. Bunları hedefleri vurmaya çalışın sürekli. En sondakine zaten böyle tek tek yapın. Ona da headshot gitti. Aşağıdan yukarı yaptığım için direkt bak. Bunlar çok uzak. Bu hedefleri uzak koymuşlar. Şu şekilde. Onlara headshot bile atamadım. Gördün mü? Ha, burada ne yapıyorsunuz? Burada lazere geçiyorsun. Şu şekilde. Refleksini şey yapıyor. Gördün mü? Sonuç bu şekilde. Kafaya çalışıyorsun. Amaç burada sadece sprey atmak. Spreyi burada deneyimleyebilirsiniz. Böyle zaten full kafa atma muhabbeti. Hani geç o işleri. Konfik adama konfik hile derler. Yani %30 gövdeye, %40 binen gövdeye, %30, %40 kafaya çalışacaksın. %10, %20 de sapma payı olabilir zaten. Bunlar normal. Kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Gelip burada mesela hassasiyet yaptınız. Geldiniz burada deniyorum. Hiçbir anlamı yok. Buraya, burası kaç metre Watch out. anasını? 300 metre. 300 metre zaten. Hani bir araba geçiyor da sprey atıyorsun. Tutmuyor bile birçok mermi zaten. Yani arabaya gidiyor. 300 metrede olabiliyor. Denk geliyor mesela. Adam mal gibi sürüyorsa yapıştırıyorsun. 300 metrede de tutabiliyor. Ama oralar render dışı olduğu için artık hani buraya gelip de böyle sprey atmayın yani hassasiyet yaptıktan sonra. Ondan sonra mesela gelip burada işte dediğim gibi bu antrenmanları yaptınız. Ondan sonra oradaki antrenmanı yaptınız. Sonra bir TDM girersiniz. TDM'de yakın temas. Yani şunu hiç yapmadığınız için şu olayı onu da TDM'de geliştirirsiniz. O şekilde antrenmanınızı tamamlamış olursunuz. Şimdi gelelim bu joystick ayarına. Joystick'im benim burada görüyorsunuz. Buton büyüklüğü %90. iPad'de %90'da kullanıyorum joystick'i. Ama telefondaysanız filan ben telefonda %70'lerde kullanıyordum. Küçük de kullanıyordum. Bir ara büyüttüydüm de. Eğer
hangisinde daha rahat böyle hızlı şey yapabiliyorsanız. Bu tamamen insanların parmaklarıyla da alakalı biraz da. Çünkü kimisinin parmağı böyle kaba oluyor, kimisinin parmağı böyle daha narin oluyor. O yüzden parmakla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Joystick ayarı, iPad cihazları için konuşursak eğer %90'da kullanmanızı öneririm, tavsiye ederim. Verim alırsınız. %100'de çünkü büyük oluyor. iPad ekranı zaten büyük. Biraz iPad'de küçük olmasında fayda var. Ama çok küçük olursa da elinizden kaçabilir. Hani burası, ben mesela çünkü parmaklarım biraz ince uzun. Parmak yapısıyla da alakalı. iPad'de yani özellikle iPad'den oynadığımız için, iPad oyuncuları için söylüyorum, telefon için söylemiyorum. Tamamen bu ayarlar kendinizi geliştirme olarak ben iPad olarak söylüyorum. Ama tabii telefonda da mesela sprey olarak o antrenmanları vesaire yapabilirsiniz. Ama joystick ayarı için buton büyüklüğü %90 gayet ideal bence. 11 inç, 10,5 inç iPad'ler olduğu için o aralıkta 10,2 var bildiğim kadarıyla. Bu aralıktaki iPad'lerde rahatlıkla %90, %85 yani maksimum herhalde düşürseniz hani şuralara indirsen kafi. Yani eğer kız oyuncular için diyebiliriz %85, %90 bizim için daha ideal olacaktır. Ondan sonra şurada bakın bir tane daha bizim ateş etme butonu uzak. Kimi insanlar bunu alıyor böyle büyütüyor, tamam mı? Bunu alıyor büyütüyor. Bu boyuta getiriyor. Bunun üstüne koyuyor abi. Bunun üstüne koyduğun zaman eğimi şaşar abi. Bunu buton büyüklüğünü küçük yap. Side kapat. Bunu at bir kenara dursun. Bunu kullanma. Bak bunlar iki tanedir. Biri sağa yatık, biri sola yatık. Sağa yatık olanı mutlaka ateş etme butonunuz olarak kullanın. Sağa yatık olanı kullanın. Sola yatık olanı kullanmayın. Sola yatık olan çünkü bütün eğiminizi bozar. Evet. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı dostlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoya like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Bir yorum bırakın, bir like atın. Bunlar benim için destek oluyor. Kanalın büyümesi için yorum, like bunlar tamamen algoritmayı etkiliyor. Like, yorum atarsanız gerçekten bana çok büyük destek sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, seviyorsunuz. Hoşça kalın.